Azerbaycan kökenli ünlü iş adamı Mübariz Gurbanoğlu İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldığı bilgisi de var. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dönüyoruz. Haber Global muhabiri arkadaşımız Aytaç Kurnaz orada. Aytaç, ayrıntılar sende. Gözde Şeker İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlü Azerbaycan kökenli iş adamı Mansiminov Gurbanoğlu gözaltına alındı ve hemen arkamızdaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ki Etiler'de evinde gözaltına alındığını biliyoruz. Hem orada hem de iş yerinde aramalar vardı. Ardından da hemen arkadaki Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi ve burada uzun süredir sorgu işlemleri devam ediyor. Tabii savcılık soruşturmanın detayıyla ilgili henüz bilgi vermedi ama ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili de detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Bugünü Emniyet Müdürlüğü'nde geçirecek ek gözaltı süresi olduğunu biliyoruz ve yarınki duruma göre de elde edilen belgeler ve bilgiler ışığında da gözaltı süresinin uzayabileceğine dair ifadeler geliyor. Hala gözaltında ve saatlerdir sorgu işlemleri devam ediyor. Aramaların evinde ve iş yerinde yapılan aramaların tamamlanıp tamamlanmadığına dair emniyet kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı ama Fethullahçı terör örgütü soruşturmasıyla alakalı gözaltına alındığını, yeni bir soruşturma olduğunu biliyoruz. Biz burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gelişmeleri takip etmeye devam edeceğimizi ifade edelim. Ve sözü yeniden Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden haber merkezine Gözde Şeker'e bırakalım. Evet, Aytaç Kurnaz, teşekkürler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aktardı bilgileri. Aynı konuyla ilgili şimdi bir başka canlı yayın noktamızda olacak. Çünkü Gurbanoğlu'nun adresinde de ekipler arama yaptı. O aramanın ayrıntısını da Ela Sezen anlatacak bize. Ela. Soruşturmanın aslında Şubat ayında başladığını biliyoruz ama gözaltı ve arama kararı bugün gerçekleşti. Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu için. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma sabah saatlerinde Mali Şube ekipleri hem evine hem de iş yerinde aramalar gerçekleştirdi ki biz de şu anda iş yerinin olduğu o holding binasının hemen önünde bulunuyoruz. Ben biraz Aytaç ayrıntıları aktardı soruşturmaya dair ama biraz da Mübariz Mansinov Gurbanoğlu kimdir bunun üzerinde durmak istiyorum. 1968 Bakü doğumlu Azerbaycanlı bir iş adamı kendisi. Azerbaycan'ın Rusya'ya bağlı olduğu dönemde Rus ordusunda yüzbaşı olarak görev yaptı. Yani asker kökenli bir isim. Daha sonra ordudan ayrıldıktan sonra üç arkadaşıyla şirket kurdu ve ticari hayatı da bu şekilde başlamış oldu. Pazarlarından biri Türkiye'ydi. Özellikle deniz acentalığı konusunda çok fazla faaliyet gösteriyor. Otelcilik ve turizm şirketleri de var bunun yanı sıra. 2007 yılında Türk vatandaşı oldu. Azerbaycan vatandaşlığının yanı sıra öte yandan inşaat sektöründe de faaliyet gösterdi. 2013-2014 yıllarında Türkiye'nin en zengin ilk 10 iş adamı arasında da ismi yer aldı. Aslında Türk iş dünyasında bilinen bir isim, ünlü bir iş adamı kendisi ve bugün de sabah saatlerinde Mali Şube ekiplerinin arama ve gözaltı kararıyla evinde gözaltına alındı. Ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Sabahın erken saatlerinden itibaren ifade verme işlemi devam ediyor. Serbest mi bırakılacak yoksa savcı ifadesinden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye mi sevk edilecek? Bunların hepsi şimdilik soru işareti ama uzun saatlerdir ifade verme işleminin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, önce Aytaç Kurnaz sonra da Ela Sezen'den aldık bu olayın ayrıntılarını. Ela, teşekkürler.